knijten. Ah! Hala karanlık. Biraz geç uyandım bugün diyebilirim. 7'ye 12 var şu anda. Tabii tek başıma uyandım. Çünkü alkolik olduğum için kocam beni bıraktı. Şaka yapıyorum, iş gezisinde. İşi için hafta içi genelde başka bir şehirde oluyor maalesef. Ama en azından Duke var. Duke. Bu tarafa gelsene ışığın olduğu yere. Genelde uyandığımda ilk yaptığım şey kameramı açıp sizlerle konuşmak değil ama su içmek. Şu surata bak. Surata bak. Benim değil. Duke'un. Benim suratıma bak. Bakma sandalyeye. Duke, come here. Gel. Gel. Come here, Duke. Come here, my love. Aşkım. Sizlere bugün günlük bir vlog çekmek istedim. Oh, şu hale bak ya. Uf. Çok çirkinsin. Biliyorum. Söylemenize gerek yok, zaten biliyorum. Neyse, video çekecektim ama video kameram kapanıp duruyor. Herhalde bozuldu. Tüh, çekemeyeceğim. Ne kadar çekebiliriz? Ama çekeceğim o zaman. Düşünüyordum ki sizlerle bir gün geçirelim. İş günü. Ne yapıyorum? Hazırlanacağım işe gitmek için şimdi. Ondan sonra işte ne yapıyorum? Çünkü bir önceki videomda söylemediğim şey bira fabrikasında bira fabrikasında ya da brewery'de biracıda çalışıyorum. Benim maaşımı ödeyen bira endüstrisi. Son videomun bu kadar çok ilgi göreceğini düşünmedim. Açıkçası kötü yorum, apuk supuk yorumlar geleceğini ve en dislike aldığı video olacağını biliyordum ama bu kadar çok yeni kişinin izleyeceğini düşünmedim. Bilmiyorum. Türkiye'de de yerli craft bira içenler ve hakkında öğrenenler var. Onlar bu tarz video yapınca ya da böyle konuşunca ne kadar entelektüel oluyor. Ben bir kadın olarak yapınca ne dendi bana? Zavallı, alkolik, orospu. Yeah, öyle oluyoruz. O yüzden bugün sizlere profesyonel bir alkolik olarak günüm nasıl geçiyor göstermek istedim. Melis çok özentisin bir de, yani ne kadar itici konuşuyorsun, normal konuşsana. Sonuçta ben Türkiye dışında doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. Türkçe konuşmam biraz garip olabilir çünkü video dışında sıfır kişiyle hayatımda Türkçe konuşuyorum. Tek Türk arkadaşım burada Bilgen. Bilgen'le de olduğumda genelde İngilizce konuşuyoruz çünkü ben kendimi daha iyi ifade edebiliyorum birincisi. İkincisi, eğer kocası bizimleyse, Charlie bizimleyse o zaman yani o anlamıyor. Üçümüz de İngilizce konuşuyoruz. O yüzden İngilizce konuşuyoruz. Neyse, benim hazırlanmam gerekiyor. 7'ye 5 var. Evden saat 8'i 15, 8'i çeyrek geçe gibi çıkmak istiyorum. Ama Duke'la yürüyüşe gitmemiz gerekiyor. Duke nerede bilmiyorum. Ve üstümü değiştirmem gerekiyor. Çünkü bu hale sanki dışarı çıkmıyorum gibi şey yapmayayım. Havalara girmeyeyim. Ya bu hale dışarı çıkıyorum. Pijama hallerimle. Niye hala karanlık dışarısı? Günaydın. Duke, hazır mısın? Alt kata inmeden önce yatağımı toparlıyorum. Eşyalarımı hazırlıyorum. Zaten dün akşamdan hazırladım bunları. Spor çantam çünkü öğlen molası spora gidiyorum genelde. Çantam. Köpeceğim. Good boy. Ondan sonra aşağı inmeden önce video et demiştim dün akşam diğer kanalım için. Onu yüklüyorum şu anda. Ve şu ışığı kapatacağız. Ondan sonra hiçbir şey görmeyeceksiniz.
Genelde filtre kahve içiyorum ama son zamanlarda cold brew içmeye başladım. Siyah tercih ediyorum. Bunu da süpermarketten alıyorum. Ve genelde filtre kahvem hazır olurken mutfağı toparlıyorum sabahları. Harika güzelliğinle karşınıza çıkacağım yine. Şöyle koyalım. Düşme. O kadar düşme dedim sana, dinledin mi? Dinlemedin. Okay, Duke'la yürüyüşe çıkıyoruz. Şu kuyruk ya. Şu surat. Buraya ne olmuş Duke? Birisi evden çıkmaya mı çalışmış? Hı? Biraz anxiety'si var. Do you, Duke? Do you have separation anxiety? Sit. I need you to sit, Duke. Good boy. Good boy. You're such a good boy, Duke. Yes, you are. California'da yaşadığımı nereden anlıyorum? Birisi surfboard'uyla geçiyor. Birisi skateboard'uyla. Hava yalnız bugün biraz kapalı. Değil mi Duke? Hadi, come on. Geliyorum. Come on. Yürüyüşümüz bitmek üzere. 1 milden fazla yürümüşüz. Dur, gel. Ve saat 7:43. Yaklaşık yarım saat zamanım var evde hazırlanmam için. Ondan sonra çıkacağız. Duke evde kalacak bugün. Bazen işe getiriyorum onu. Ama bugün evde olacak. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Evden çıktım. İşe gidiyorum. Genelde 8:30 gibi ofiste olmaya çalışıyorum. Çünkü öğlen yemeğinde dediğim gibi spora gidiyorum. Yani bir saatlik olsa da oraya gitmem, geri gelmem, üstümü değiştirmem zamanımı aldığı için işe biraz daha erken gitmeye çalışıyorum. Genelde iş başı 9'da oluyor. Bazı insanlar 7'de geliyor, bazıları 8'de geliyor. Daha erken bırakıyorlar ofise. Gün içinde bazıları işte 4'te eve gidiyorlar, 5'te gidiyorlar. Normal ama saatler 9'dan 5'e kadar. Öyle düşmenizi istemedim. O yüzden tutuyordum. Benzin almam gerekiyor ama sanırım iş çıkışı yapacağım. İyi. Ana yola çıkmadan önce ama kapatmak istiyorum bunu. Sabah trafiğimiz de bu şekilde. Açıkçası çok fena değil şimdi. Otobandan denilir artık. Freeway'den çıktım. Ve genelde en çok beklediğim yer burası oluyor. Ama yine de 15-20 dakika uzaklıkta ofis evden. O yüzden çok mutluyum. İnsan ayakkabılarını bağlar değil mi? Morning. It took me a solid just like week. Sinks in and then my shoulders go. So rough, like I was talking a little more about what we're doing, how we're doing it, and next team will be up, and then how we can think about interacting with it.
telefonla çekiyorum çünkü yanımda kamera yok. Bir toplantıdan çıktım. Ondan sonra bir başka bir toplantım varmış. Ofise geri dönüyordum ama burayı da olacak. O yüzden buraya geri geliyorum. Did you bring any soy sauce to work for me? Huh? No soy sauce? You don't have any? No, sorry. I have blue cheese dressing. Woo! İşten çıktım. Umarım klimanın sesi çok rahatsız etmez sizi. Biliyorum saçımla oynamam genelde ediyor ama. Arabamdayım şimdi. Saat 5:21 geçiyor. Spor salonuna geldim. Canım gelmek istemiyor açıkçası. Eve gitmek istiyorum. Yorgunum. Umarım klimanın sesi daha azalmıştır. Öğlenliğin gitmeyi seviyorum çünkü öğlenliğin daha çok enerjim oluyor. Ve iş bittikten sonra direkt eve gidebiliyorum. Burada ama enerjim düştü. Bazılarınız işte işten geldiğimde yorgun olduğumda videolarını izlemeyi seviyorum, enerjim artıyor diye söylüyorsunuz. Ben de ama işten çıktıktan sonra benim de enerjim düşük oluyor. Şimdi ama yükseldi herhalde, bilmiyorum. Geldiğim için. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz yeni bir spor salonuna gelmeye başladım. Yani genelde çok büyük bir olay değil tabii spor salonunu değiştirmek. Eğer CrossFit yapmıyorsanız, CrossFit yapıyorsanız spor salonunu değiştirdiğinizde büyük bir şey oluyor. Özellikle San Diego'da. Çünkü daha önceden gittiğim yerde koçum beni aynı zamanda powerlifting koçumdu ve powerlifting yaptığım için, yarıştığım için yarışmalarımda da beni burada handle deniliyor. Beni işte handle ediyordu. Özür dilerim. Türkçesini bilmiyorum bunun. Ya bir de Türkçe gelmediğin zaman aklıma ya da normal konuşamadığım zamanlarda çok yapmayacaksın yani. Ya Türkçe konuş ya İngilizce konuş. I don't know. I guess I could just speak English but you wouldn't understand. If you did then you would be watching my English channel not my Turkish channel. Ama biraz daha kolay oluyor yani İngilizce konuşmak. Bu bazı sözleri bilmiyorum. Bazı konuları bilmiyorum. O yüzden Türkçe'de anlattığım zaman zorlanıyorum. Neyse. Enerjiye ihtiyacım var değil mi? C4'u açacağım. Dediğim gibi Instagram'da takip ediyorsanız en son paylaştığım yer Code 3 isimli bir spor salonuna gelmeye başladım. Bu iş yerime çok daha çok daha yakın. Ondan önce diğer gittiğim yere gitmeye çalıştığımda trafikle 1 saat yoldu. Şimdi burası 3 dakika yol. Gidip benzin de aldım işten sonra. Şimdi bunu alacağım. Çünkü enerjiye ihtiyacım varmış. Genelde bunu suyla karıştırıyorsunuz. İçiyorsunuz. Ben bir arkadaşımın böyle içtiğini gördüm. Ondan sonra alışkanlık oldu bende. Alışkanlık demeyeyim ama daha kolay bir şekilde başka bir su şişesi getirmek zorunda kalmam. Okey, gidip sporumuzu yapalım. Siz sporunuzu yaptınız mı bugün? Hanımefendi steroid kullanma demiş birisi. Steroid kullanmıyorum. Bu arada biliyorum. Ay ne kadar şımarıksın, ne kadar iticisin. Yorumlar gelecek çünkü daha önceden de geliyordu. Artık umurumda değil. Açıkçası senelerdir kötü bir şey söylemeyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim, yanlış bir şey yapmayayım diye çalışıyordum ama artık sıkıldım. Çünkü ne yapsam ne etsem insanlar hakaret ediyor. İnsanlar bir şekilde beni kırıyor. Şimdi kendim olmayı tercih ediyorum ve kendim bu şekildeyim. İtici. Şımarık. Kafası biraz dengesiz. Ay.
go. You got it. You're strong. Nice. Come on. Right. Think so. One more. Well, just in case. Nice. Go, Mace. Come on. Let's go. Up, come on. Let's go. Nice. Up. Spordan sonra eğer havuzdan çıkmış gibi değilse saçınız, sırımsıklak olmadıysa saçınız, doğru yapmadınız antrenmanınız demektir. Şaka yapıyorum tabii ki. Hava inanılmaz sıcak. CrossFit salonunda klima yok. Terledim. Antrenman iyi geçti. Aa, palm tree. Ve şimdi eve gidiyorum. Günüm böyle geçiyor. Yaptığım iş o kadar, ne bileyim, eğlenceli falan değil. Sadece yaptığım şeyi sevdiğim için eğlenceli. Ama normal ofiste çalışıyorum. Sporumu yapıyorum. Evime gidiyorum. Eve geldim. Şu anda garajdayım. Saat 7:04 geçiyor. İlk yaptığım iş çamaşırları makineye attım. Makineyi başlatıyorum. Ondan sonra Duke'la yürüyüşe çıkacağım. Geldiğimizde umarım hazır olmaya yaklaşır. Kurutmaya atarım. Ondan sonra duş alıp... Yok, ilk önce yemek yiyeceğim. Ondan sonra duş alacağım. Ve çamaşırları kurutup yerleştirmek istiyorum bu akşam. Çünkü genelde perşembe akşamları yapmayı seviyorum. Çünkü hafta sonumu temizlikle geçirmeyi sevmiyorum. Duke, tamam, gidiyoruz. Yemek zamanı. Ne yesem Duke? Biftek vardı, onu yapsam. Biftek yapmaya karar verdim. Tereyağı değil de ghee kullanıyorum. Üstüne de tuz ve biber, karabiber koymuştum. Böyle başlatıyorum. Ondan sonra küçük fırında bitireceğim. Ve bunu yaparken de, ya da en azından fırına soktuktan sonra, sabahleyin çalıştırdığım makineyi boşaltacağım. Bunu kullanıyorum çünkü istediğim dereceye geldiğinde istediğim gibi oluyor et. Yani içini biraz pembe seviyorum ben. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi çıkartacağım fırından eti. Duke'dan uzak tutacağım. Şimdi bunu beklerken de aşağı ineceğim ve çamaşır makinesindekilerini kurutma makinesine geçireceğim. Akşam yemeğim böyle bir şey. Biftek, yanında kinoa salatası, bu tabbouleh. Ama bulgur yerine kinoa ile yaptım. Çünkü bir özentiyim ben. Tabii ki. Evde bulgur yok. Kinoa var. Birincisi. İkincisi, gördüğüm tarifte kinoa kullanmışlardı. Biftek, yanında limonlu su, içinde su dökmüşüm için. Ya da şu ne ya? Şimdi gittim. Neyse. Bu tozdan, kolajen tozundan kullandım. Her akşam bira içilmiyor yani. Alkoliksin sen Melisya. Kahve ve su dışında bir şey içmedin. Kolajen içiyorum. O da var. Alkolik değil ama bu. Yemek yemeden önce de mutfağı toparladım. Şimdi yemeğe gideceğim. Daha da çok bira. Yok, kutularından bir tanesinden çıkarmış
var. Eşim ve bir arkadaş gelmişti. O yüzden burada yer yok. Etin tadına baktım. İstediğimden biraz daha fazla pişmiş ama son zamanlarda yaptığım en lezzetli olan et. Genelde yeterince tuz koymuyorum sanırım. Bu sefer koydum ve çok güzel olmuş. Duke da tabii istiyor ama yok sana oğlum. Sen yemeğini yedin. Benden önce yemeğini yedi. Şimdi birisi diyecek köpeğini elledin. Ellerini niye yıkamadın? O yüzden gidip ellerimizi bir daha yıkayalım. Aslında kimse görmedi Duke'u. Sevdiğimi gördünüz mü? Bilmiyorum. İyi alışkanlık el yıkamak. Yıkayalım yani. Saçım da hala ne güzel değil mi? Çok güzel saç. Şimdi yemek yiyebiliriz. Bana afiyet olsun. Mukbang yapalım. Oturalım konuşalım ama tripod yok ve bunu koyacak bir şey alacaktım. Unuttum. Ben tek başıma yemeğimi yiyeyim o zaman. YouTube videosu falan izlerim. Yalnız ama. Yalnız. Yalnız değilim. Duke var yanımda. Değil mi Duke? Gözüküyor mu surat senin? Suratın gözüküyor mu senin? Senin suratını yerim ben. Yerim. Yerim. Okay, yemeğimi yiyeceğim ama. Ve video başladığımız yerde bitiyor. Yataktayım. Saat şu anda. Saat. Dup. Ne? Göstermeye çalışıyordum ama. 9. 9.04 geçiyor. Dişler fırçalandı. Duş alındı. Cilt bakım rutini yapıldı. Şimdi oturup Law and Order izleyeceğim. Ve yatmadan önce televizyon izlemek çok iyi bir alışkanlık değil biliyorum ama böyle rahatlamayı seviyorum. Sanırım 40 dakika. Evet, 40 dakika bu bölüm bittiğinde de uyuyacağım. Saat 10 gibi. Ve yarın 6'da kalkmak istiyorum. Bu sabah geç kalkmışım dediğim gibi. Kalktığımda hemen kalkmıyorum. Kötü alışkanlıklardan biri daha bu. Telefonuma bakıyorum ve bunu azaltmaya çalışıyorum. Maalesef hala beceremedim ama yarın bakalım nasıl yapacağım. Bu arada kaç adım yaptığımı görmek istiyor musunuz? Ben merak ediyorum. Kaç adım yaptım yani? Kaç adım attım bugün? Apple Watch'a bakalım. Şöyle. İyi. 723 kalori yakmışım bugün. 16.000 adım. 7.15 mil yürümüşüz. Bugün böyle geçti. Ya. Böyle. Biraz sıkıcı olabilir. Çünkü normal bir hayat, normal bir iş günü. Sanırım benim iş yerimde fark olan şey ofise girdiğinizde gösterdiğim gibi bira şişeleri var, bira kutuları var. Ondan sonra yukarı çıktığınızda da ofislerimizde de bira var. Çünkü ben marketing department'ta çalışıyorum. Yani reklamcılık departmanında. Ve yeni şişe ya da yeni bir can, kutu çıktığında onun üstündeki design, tasarım bize ait. Biz yapıyoruz. Ben değil ama benim takımım yapıyor. Ondan sonra sosyal medyada veya web sitemizde herhangi bir şey yapıyorsak ben yapıyorum onu. Fotoğrafları çekmek. Bira sitesi olduğu için bira fotoğrafları çekiyoruz. Yani o yüzden bira olması çok normal. Ve en sevdiğim şeylerden biri de giyinmemiz çok rahat. Bugün pantolon giydim. Belki fark etmişsiniz ama dizlerim yırtıktı. Toplantıda önümde oturan kızın da dizleri yırtıktı. Ve genelde şort giyebiliyorsunuz. Başka çalıştığım firmalarda rahat. Ve isterseniz
kot giyebiliyordunuz. Bir firmada sadece cuma günleri giyebiliyordunuz. Burada ama yani spor tayti giymek istiyorsanız, legging giymek istiyorsanız giyiyorsunuz. Short. Daha önce görmemiştim ve o rahatlığı seviyorum. İstersem işte güzel giyinebilirim. İstersem bugünkü gibi üstümde t-shirt değil ama kolsuz bir üst vardı. Altımda Vans ve kot pantolon. Yeah, böyle. Onun dışında yani normal bir iş yeri. Ama eğlenceli insanlar, eğlenceli işler yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!